Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve VIP Köfte 2'nin 13. bölümüne hoş geldiniz ve 13. bölüm benim çok sevdiğim bir sayıdır. Bölüm sayısıdır. Evet, bu bölüm ne yapacağız? Bu arada bölüm arası yaptığım değişikliklere gelecek olursak, şu duvarı tamamladım. Şu an 52 dizel engine'imiz var ve bu 300 şey 680 falan mı ne öyle bir şey ediyor olması lazım da hesaplayamadım şimdi. MC ediyor ve bunun sayesinde bu dördünü de aynı anda çalıştırabiliyorum. Bu dördü toplamda 512 EU istiyor. Ya yani bu MFSU tam yetiyor. Kısacası. Bunun dışında ne yaptım başka? Süt sistemini geri çalıştırdım. Tesseract koyarak. Tesseract da şurada hatta. Ve aslında önceki bölümden önce yapmıştım. Ama size göstermem lazım. TARDIS'in tasarım kısmını bitirdim. Dekoratif kısım daha bitmedi. Çünkü sadece kalıp şeklinde bir tasarım yaptım. O yüzden her taraf stone fakat o değişecek. Fakat bunun için bazı modlara girmem lazım. Ve voila. TARDIS'imiz böyle bir şey. Evet. Ben de kendime inanamıyorum. Bunu ben tasarladım. Bu ortadaki şey E'nin eklediği bir cam. Normal quartz glass şu şekilde craft ediliyor. Bu vibrant hali ise bu şekilde craft ediliyor. Olayı ise ışık saçıyor. Gerçekten ışık saçıyor bu. Hatta şurada eğer bakarsak burada light level nerede yazıyordu? Light level'ları görüyorsunuz. Burada 14 falan filan. Evet. Ancak Minecraft üzerinde 2x2 bir TARDIS yapma, ya yani 2x2 kapısı olan bir TARDIS yapmak çok sıkıntı. O yüzden birebir kapısı olan bir TARDIS dışı kapı tarafı olacak bizim TARDIS'in. O yüzden birebir kapı. Dış kısmı daha sonra tasarlayacağım. Ya yani orijinalinden gene biraz farklı bir TARDIS dış tarafı olacak. Ayrıca söylemeyi unuttum. Şu alt tarafa şuradan denk gelecek şekilde, yani şuralarda bir yerde ya da daha aşağıda bir adet bir beacon olacak ki içeriden bir ışık hüzmesi geçsin. Evet, TARDIS'imiz bu tasarımda. Şimdi eşin evini bir süre göstermiyorum ki diyeceğim, göstereceğim. Yani benim yapıtıma birkaç saniye hayran kalsanız benim işim ne yarar? Şimdi sırada eşin hayvanlığına girdik. Gelelim. Sonra da gene yalnızım bu arada. Evet. Burası eşin yeni evi. Adam halı falan döşemiş ya. Bodrumu falan filan. Evet. Neyse tamam. Ve burada eski evi. Şimdi kendi yerime dönüyorum ve bu bölüm ne yapacağız? Evet, hatırlarsanız ki geçen bölüm biraz koşacağız. Şu arkadaşı yapmıştık. Ki artık tam gaz çalışıyor. Tesseract sayısını da arttırdım. Azıcık çalıştıralım ya. Çalışsın. İşi ne? Ve ara ara şu book'u taşısam güzel olur. Aslında otomatik book taşıyan bir sistem de yapabilirim. Neyse. Evet, otomatik book craft eden bir sistem yapabilirim cidden. Bu bölüm ne yapacağız?
Ayrıca bir yandan maden işleme sürecimizin çalışışını göstereyim size. Somarı ben niye burada bıraktım? Evet, gayet tam gaz çalışıyor. Tabii içerisinde hali hazırda bir şeyler olduğu için şu an öyle tam gaz çalışamıyor. Ama çalışıyor. Evet. Biraz da steel üretiyoruz. Saniye. Iron bloklarımız mı bitti burada? Evet. Görmek üzere. Ben düzenli olarak iron blok koyuyorum ben buraya. Iron blok, charcoal, bazen coal coke elde edersem coal coke falan filan. Evet. Geçen bölümlerde full otomasyon yapıyorduk diyordum. Bu bölüm başka bir şey yapacağız. Bu arada şurası da Crazy Hot Oil doydu. Onu daha sonra ben temizlerim. Ay, bu başka yapacağımız şey ney? Biraz ağaçlarla ilgilenmek. Tabii şu an hali hazırda ağaçlar konusunda benden daha fazla ilerlemiş kişiler var. Ağaçlara hiç ulaşmadım çünkü. Bunlardan bir tanesi Kalimera. Bu da demek oluyor ki... dur. Sweet Chestnut vermişti zaten. Lime alalım biraz. Common Walnut. Alalım senden. Başka yok mu? Başka yokmuş. Ha, King Slime var burada. Nasıl dur? Başka bir yerde depoluyor olabilir. Ben bir bakayım hemen. Unutmadan bir şey craft etmem lazım. Bu da... Grafter. Yanlış terminalliyim. Grafter ne diye soracak olursanız eğer... garanti bir biçimde Forestry ağaçlarından tabii. Leaf'i almanızı sağlayan bir şey fakat bunu direkt kullanmayacağız. Şu arkadaşa yerleştireceğiz. Evet. Artık bu arkadaşın bir adet grafter var. Modu yokmuş. Hı, tamam. Dışarı çıktığımıza göre Railgun modunda evet, şu an mutasyona uğramış livler var burada. Ama onları göremiyoruz. Fakat şu arkadaş sayesinde görebiliyoruz. Bak, ve bunu kırdığımız takdirde direkt bize geliyor. İşe yaramayan bir epilog ama. Evet. Şimdi şu epilogumuzu atalım. Pardon, aşağıya. Ha, şuraya da bir şey eklemem lazımdı ama boş ver. Daha sonra eklerim. Ya da şimdi ekleyeyim. Neyse boş ver. Bir ara eklerim. Pattern'ları öğreteceğim şimdi sizin gözünüzün önünde o kadar uğraşmayayım. Kalemir'in evinin bir taraflarında değişik ağaçlar vardı. Evet, bu şunu saplinglerinden biraz alalım. Bunun dışında sen nesin bir iç gene. Lemon. Limonumuz da oldu. Kiraz. Bu sen. Bazı mutasyona uğramış. Wild Cherry'ymiş bu. Tamam. Sen nesin? Chestnut.
Evet, bu yakınlarda bir King's Line var ve sanırsam şu evet. Bakalım içinden ne düşecek. King's Line bu arada Term Expansion'ın eklediği bir... Pardon, Term Expansion nereden çıktı? Tinker's Construct'ın eklediği bir boss. Şöyle kurtulak. Evet, bize aslında bize başka bayağı bir ağaç lazım. Fakat bu Kalimeri'de yok. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? O il varmış. Evet, böyle saçma bir bug var. Görsel bug. O zaman eve gidip Tomcraft'a da başlayabilirim en yakın zamanda. Gene bir lag başladı bende. Ve ben size şu arkadaşın gücüyle birlikte evet. Bunun gücünü göstermemizin ardından siz gelin. Ve size şimdi bu arkadaşın bir özelliğini daha göstereceğim. O da eğer balta moduna girersek ve radius'u açarsak bu. Evet, bu. Buyu. Tüm göstereceğim buydu. Evet, şimdi o özelliği kapatabiliriz. Evet, bu böyle bir arkadaşımız. Şimdi bana ne lazım? Öncelikle balsa. Balsa için Teak ve Silver Line. Teak'im yok. O yüzden Silver Line ve Jungle koyacağım. Silver Line'lar gelin. Üçüncü bir tane daha koyabilirim. Tamam. Tamamdır. Ve bir şey daha yapacağız. Unutmadan. Spectacles. Spectacles nedir diye soracak olursanız. Mesela Kalimera'nın evinden daha rahat gösterebilirim. Şu an takamıyorum.
Evet, şimdi taktım. Ben mutasyona uğramış hepsini aldım mı? Ha, tamam. Bazı evlerin böyle gözüktüğünü gördüm. Fark edeceksiniz. Bunun anlamı bunlar mutasyona uğramış demektir. Bakalım bir common bir çıktı bundan. Hillçeri çıktı. Başka bir common bir çıktı. Başka bir common bir çıktı. Şuralara da bir bakalım. Gene başka bir common bir çıktı. Ve gene başka bir common bir çıktı. Ve Kalimera oyuna katıldı. Sweet chestnut, sweet chestnut, sweet chestnut. Sweet chestnut. Evet. Ben şunları bir şekilde bırakıp geliyorum. Evet, Kalimeri dayımızda artık. Merhaba. Ve bana bir adet Realizer lazım. 2 adet Glass Pane, 4 Copper, 2 Redstone, 1 Diamond. Redstone. Diamond. 4 Copper. Glass Pane'imiz yok. Automatic Craft'ta da ayarlamadım. Aa dur burada varmış zaten tamam. Evet. Ve Carpenter lazım bana bir tane. Sende var mıydı? Var, hepsinden var. Carpenter Forester'ın crafting makinelerinden bir tanesidir bu arada. Hah, buradalar. Su bakalım hangisi? Tam bu. Evet. Evet. Buraya sadece bir pattern tarzı bir şey yerleştiriyorsunuz ve o craft ediyor. Bu bazı autocraftlar konusunda bayağı işe yarıyor. Feed the Beast serimi izleyenler varsa burada bu olayı kullandığımı görmüştür autocraft için. Hatırlamıştır. Özellikle neydi sizin adınız? Rotorlarla birlikte çok işe yarıyor. Evet ve Trializer'ımız var. Bal var mıydı sende? Var. Nerede? Seed oil. İşte Yok şu. yok. Yok yok. Katı bal. Katı bal. Var. Nerede? Oradaki iyi network'te mi? Evet. Bu arada burası da Kalimera'nın arayıcı. Buraya taşınacağım ama. Oo Tamamen. güzel. Bir steğini çaldım. Tamam. Geri kalanını da Raksiyenlerden çalarım. Zaten bala ihtiyaç duyarsan haber ver demişti. Evet ve bu makinenin şurasına bal koyuyoruz. Peki bu ne işe yarayacak? Bununla ağaçları inceleyebiliyoruz. Ağaçlar bize tüm özelliklerini gösteriyor. Bu sayede mutasyonların başarılı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ve Kalimera. Uyku. Efendim? Bakın tam bir dakika. Tamamdır. Ve bone meal. Evet, jungle'lardan biri. Tamam.
Silverline. Başka jungle. Diğer bir jungle. Tamamdır ve arıları yenileyelim. Ayrıca bana biraz hediye de bırakılmıştı. Onları alalım. Mesela hangisini? Evet, diğerleri sadece drone olduğu için boş ver dedim şimdi. İki tane. Ama drone'um yok burada. Bakalım şurada var mı? Burada bu drone'ların ne işi var? Tamamdır. Bir tane de rakı çalıştırırık. Sen zaten drone'um vardı benim. Neyse. Rakı sen de çalış. Ve şunları giyin. Tüm takdirde birazdan şu farklı bir boyam olduğu için farklı bir renkte. Yavaştan bunlarda mutasyon görmeye başlayacağız. Şu an elde etmek istediğim balsa şu şekilde teak elde edeceğiz önce. Ve balsanın yanında Ebony. Bunun için kapok elde etmek lazım. Kapok da kolay. Ve Rose. O da Ebony ve Teak ile. Evet. Bu şekilde ağaçlarımızı buraya bırakmış olduk. Onlar büyüye dursun, üreye dursun vesaire vesaire. Ben ne yapayım? Harbi ben ne yapayım şimdi? Aa evet buldum. En başta bir adet. Computer. Ben merak etmeyin bilgisayara girişmeyeceğim. Sadece yerleştirmesini yapacağım. Oh. Şu şekilde craft edilen bir arkadaş. Ve bunu tarihteki yerine yerleştirelim. Buraya. Hoş durmadı sanki. Neyse daha sonra ilgileniriz. Şimdi böyle dursun. Ve bu bilgisayarın altına bir şey lazım. O da wireless modem. Bu sayede kablosuz olarak sinyal yollayabilecek. Kablonun gözükmesini istemediğim için tamamen bunu yapıyorum. Jetpack mi kapalı? Flight control'de mi problem var? Flight control'ümde problem var. Nasıl ya? Bildiğin flight control'ümde problem var. İlginç. sebebini buldum. Neymiş? Kaskı takmayınca flight control tabii ki de çalışmaz. Ha evet. Neyse siz gidebilirsiniz. Aşağısı camda. Aslında dur. Kablo geçirsem mi?
kablo geçirmem hoş durabilir belki. Ne diyorsun? Konsolun altından. Olabilir. Güzel görünür diye düşünüyorum. Evet. Modem. Networking cable. Sen yerleş. Sen de yerleş. Bunlara fasat Hangi kablolara? yerleştirebiliyor muyduk? Computer Craft'ın. Yerleştirilmiyor diye biliyorum ama. Deneyelim mi? Yerleştiriyorsa hoş olur hani. Yerleşmiyor. Mikroblok kabul ediyorlar mı? Hayır etmiyorlar. Lanet. Ama şöyle bir şey yapabiliriz sanki. Evet, bu daha hoş olur. Neticede şuranın kapalı bir alan olması lazım. Evet. Networking cable buradan geçebilir. Güzel, öyle kablo geçmesi de öyle kötü duracak diye düşünüyorum. Ama kabloyu boş ver. Şimdi aldığım karar. Kablosuz modem. Kalimera orada mısın? Evet. Ah tamam. Ses Mikrofonu gel. kapatmışım da. Kablosuza karar kıldım. Güzel. Oraya quartz gelecek zaten. Glass gelecek daha doğrusu. Ya da seni üstte de koyabilirim. Ay yok, koyamam. Üst mikroblok dolu. Zaman alt. Tamam, devam. Tamam. Bu bilgisayar nereye konut? Aslında seni Advanced Computer yapabilirim. Hatta Advanced Computer yapmam daha iyi olur. Advanced Computer ne diye soracak olursanız, renkli ekranlı bir bilgisayar. Evet.
Valla. Evet. Kamera sence şimdi bölümde ne yapayım? Bilmem. Evi taşı. Hayır, daha var. De bana buraya değil, şuraya. Sizden lazımsınız. Neyse, ben bunu düşünüp geliyorum hemen. Evet, ve bölümümüz neredeyse bitmiş aslında. O yüzden bir şey yapmama gerek yok. Boş bir bölüm oldu biliyorum ama. Her bölüm öyle über dolu geçecek değil. Neticede benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz kafa dinleme bölümü oldu bu. Ve sana şu arkadaşı koyak. Bu sayede Ender Chest'in içi de boşalıyor. Aa, ufak bir sorun var. Ney? Pipe'a değiyor. Mavi tarafa Hammer gelsin. Evet. Ve bunu da tamamladığımıza göre ben şu pattern'ları oluşturup şuraya yerleştireceğimiz arkadaşı yerleştireyim bölüm bittiğine göre. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.